Bir şempanze ile insan bebeğini bir arada büyütürseniz ne olur? Amerikan psikolog Winthrop Kellogg'un da merak ettiği şey tam olarak buydu ve ardından akıl almaz bir deney gerçekleştirdi. İşte bir şempanze yavrusuyla insan bebeğinin bir arada büyütülmesi hikayesi. Videomuza devam etmeden önce bu tarz içeriklerle daha sık karşılaşabilmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kellogg ailesi bir gün bir bebek şempanze evlat edindiler. Şempanzeye Gua ismini verdiler ve onu evlerine getirdiler. O sırada kendi oğulları Donald ise henüz 10 aylıktı. Böylece serüven başlamış oldu. Gua da artık ailenin bir üyesiydi. Kellogg'lar Donald'a nasıl bakıyor, eğitiyor ve davranıyorlarsa aynı davranışları Gua'ya da uyguladılar. Kellogg çifti bebeklerin ikisinin de altını bezliyor, onlara yemeklerini mama sandalyelerinde veriyor, onları uyutuyor, yıkıyor ve onlarla oyun oynuyorlardı. Peki ama Kellogg'lar bunu niye yaptı? Bilinç düzeyi yüksek hayvan türlerini inceleyen Winthrop Niles Kellogg, öncelikle köpek, yılan, fare gibi hayvanlar üzerinde çalışmıştı. Ardından çalışmalarını primatlara yönlendirdi. Kellogg, etolojinin yani hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalının temellerini anlamaya çalışıyordu. Bu bağlamda insan psikolojisi ve etoloji arasındaki ilişkiyi kurmak istedi. İnsanların vahşi doğada tek başlarına kaldıklarında nasıl davranış biçimi geliştirdikleri üzerine çok ilginç örneklerle karşılaşmıştı. Ve şöyle düşündü. Bir bireyin hayatını şekillendirmede onun doğası mı yoksa yetiştirme yöntemi mi daha önemli bir yerde duruyor? Bir insan vahşi doğada büyürse ne olur? Hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşim nedir? Aynı ortamda bulunan hayvanlar ve insanlar birbirlerini ne ölçüde etkilerler gibi. Ancak bir insan bebeğiyle vahşi doğada deney yapmak mümkün olmadığından bu senaryoyu tersine çevirmek istedi. Böylece Gua'yı sahiplenmiş oldular. Gua zaman içinde insansı davranışlar göstermeye başladı. Gelişimi Donald'dan daha hızlı ilerliyordu. Çünkü insan bebeklerinin doğumu ve gelişimi diğer canlılardan daha farklıdır. Neden böyle olduğuna bir başka videomuzda değineceğiz. Asıl konumuza dönecek olursak Gua, gelişiminden dolayı bir süre sonra ebeveyn gözetimine ihtiyaç duymamaya başladı. Gua yemek yemek, uyumak, sevgiyle kucaklamak, oyunlar oynamak, yürümek gibi konularda tıpkı bir insan gibi davranıyordu. Ancak tek eksiği konuşmaktı. Kellogg bunu pek anlamlandıramıyordu. O dönem primatların beynindeki iletişim lobunun insanlardan daha farklı çalıştığı da bilinmediğinden Kellogg için bu soru hep bir muamma olmuştu. Gua kendini ifade ederken jest mimik gibi insan iletişim araçlarına başvururken dilde böyle bir gelişim gösterememişti. Bir gün aileyi şok edecek bir şey yaşandı. Gua insan gibi konuşamasa da Donald maymun sesleri çıkarmaya başlamıştı. Örneğin bir yemek gördüğünde tıpkı bir şempanze gibi çığlık atar olmuştu. Bu gelişmelerden sonra Kellogg çifti deneyi erken sonlandırmaya karar verdiler. Böylece Gua başka deneylerde kullanılmak üzere araştırma merkezine geri gönderildi. Maalesef aradan bir yıl geçince Gua zatürreden dolayı öldü. Kimi kaynaklarda ev ortamına alıştıktan sonra barınağa dönmenin ve kardeşinden ayrılmanın Gua'yı bunalıma sokup ölüme götürdüğü de söylenir. Donald ise 40'lı yaşlarına geldiğinde bu deneyden dolayı ağır bunalım yaşamış ve intihar etmişti. Böylece bilim uğruna gerçekleştirildiği söylenen, basit gibi görünen bir deneyin ne kadar da korkunç sonuçlara yol açtığını görmüş olduk. Bilimsel deneylerin etik yönü uzun bir süredir tartışılıyor. Kellogg ailesi deneklere normal davrandıklarını iddia etseler de bu deney onlarda büyük hasara yol açmış. Hatta bazı kaynaklarda Kellogg ailesinin bebeklerin kafa taslarını test etmek için kafalarına kaşık vurduklarından, Gua'nın ağzına katı sabun verip onu yememeye şartlandırdıklarından söz edilir. Peki bu araştırma başka şekilde yürütülemez miydi? İlla bir takım emeller uğruna masum canlıların hasar görmesi mi gerekiyordu? Yorum sizin.